İstanbul'da ve Tekirdağ'da bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere naklederek haksız kazanç sağlayan 41 kişi yakalanmıştı. Bebekler üzerinden hastanelerden haksız kazanç elde eden çetenin yeni ses kayıtları ortaya çıktı. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişi yakalanmıştı. İstanbul Mali Şube Yolsuzluk Büro Amirliği'nin yaptığı operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. Doktor ve hemşire çetesinin yapılan teknik takipteki sözleri bebek ölümlerinin de yaşandığını ortaya koydu. İki hemşirenin telefon konuşması kan dondurdu. Öleceği zaten belliydi. Hemşire arkadaş yemeğini yedirmiş, gazını almış, bir sonraki bebeğe geçtiğinde ölmüş. Fark ettiğinde geri döndürme şansı yokmuş. Konuşmanın devamındaysa bebeğin ihmalden ötürü hayatını kaybettiği ve gizleme çabaları yer aldı. Kayıtlara göre hemşire doktora, "Dosyada kötüleşen entübe olmuş gibi göstereyim. Bu şekilde ölüm kaydı düşelim." "Olur." "Diğer günlerde stabil. Yani entübe edecek bir durum yok. Ama öldü bir kere. Ne yapalım?" "Hastaneye geldiği günden itibaren entübe olarak göster. Zaten ölecekti. Kurtuldu." Bu telefon görüşmesinin yapıldığı sırada ise doktorun yoğun bakımda olmadığı belirlendi. Başka bir doktor hemşire telefon konuşmasındaysa hemşire, "Bu bir 80-82 oluyor. Sonra 98 oluyor. Artık ben bıraktım. Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın." dediği ortaya çıktı. İki hemşirenin yaptığı konuşmada çocuğu öldür sözüne hemşire diğer hemşireye "öldüreceğim ama öldürsem de bir dert biliyor musun?" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi. Ölen bir bebek için de hemşirelerin başka bir bebeğe ait akciğer grafisini dosyasına koydukları belirlendi.